Bugün toplanmamızın amacı Türk-Japon dostluğunun Üye'de kalıcı bir şekilde tesisi için bir kültür merkezinin yapılmasıyla ilgili olarak toplandık. Toplanmamızın amacı da bu kültür merkezinin sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurulması ve gönül bağıyla hep birlikte teşvik edilmesini sağlamaktır. Şöyle önümde durmanız şart mı? Video alıyoruz hocam. Ha, alın hocam. Aynen. Şimdi bildiğiniz gibi Üye'de Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitleri Derneği 2011 yılında kuruldu. O zaman Yaşar Karaduman'ın bir köşe yazısıyla ya şu bir anıt olsa da bu şehitlerimizi ansak denildi. Ya ben de dedim bunu üstleneyim. Ama bir şartla. Üye top yanında. Çünkü orada bizim Ersoy'un da kuyum bilmiyorum mahallesi. Orayı lokanta, pideci yapacaklardı. Biz öne atıldık. Tahsisi konusunda uzun savaşlar verdikten sonra tahsisini sağladık ve Kültür Bakanlığı'nın küçük bir yardımı, biz istemesini bilmediğimiz için küçük oldu ve bizim de gayretlerimizle bugünkü haline getirdik. Fakat bu anıt korunamıyor. Tahrip ediyorlar, çiziyorlar, kirletiyorlar, gece istenmeyen işler oluyor. Büyükelçiler geliyor. Bir Türk-Japon kültür sentezini sağlayacak bir kültür merkezini yapalım istedik. Bu sentez nasıl sağlanacak? Sanat, hanımlar orada gelecek, gelişi yapacak. Japon kültürünü sağlayacak kişiler gelirse onlardan bilgi alacaklar. Çömlek sanatını orada ihya edeceğiz. Müze açacağız. Sınıflar var, çocuklar, oyun odaları var. Japon oyuncaklarıyla oynasınlar. Yani Türk-Japon kültürü burada sentezlesin ve Türkiye'de tek bir merkez olarak isim sağlasın.